Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine armut bulacağız. Bugün bulacağımız armudun cinsi Williams olarak bilinen, yani marketlerde en pahalı olan armut cinsimiz. Bu armut gördüğünüz üzere yani daha çok oburlu, biraz böyle şey bir ağaç gibi duruyor, böyle cansız bir ağaç gibi duruyor. Ama ağaç cansız değil, ağaç çok güçlü. Gördüğünüz gibi süper şey vermiş, sürgün vermiş, obur vermiş. Çok güzel, güzel bir ağacımız. Daha da genç zaten. Tahminen 5 yaşında olabilir. 5 yaşlarında bir ağaç. Evet, şimdi bunu budayacağız. Bugün budamaya hemen geçelim. Önce bakın, bu ağacın dibi farklı bir armut ağacından olduğu için, bakın dibinden hemen obur, değişik bir cins çıkmış. Bunu tam dibine almamız lazım ki ağacın bütün gücünü, kuvvetini alır. Onları engellemek için bunu buradan alıyoruz. İlk olarak ağacın dibinde herhangi bir yerinde pislik kalmaması gerekiyor. Ağacımızdan gözeti çok pürüzsüz, güzel zamanda budaması yapılmış. Şimdi ilk olarak yapmamız gereken ağacın içinden çıkan obur ve sürgünleri çıkarmak. Bunlar obur dediğimiz bunlar, yani erkek dal olarak biliniyor. Bu erkek dalları çıkartıyoruz. Evet, ve ağacın içine doğru bakan erkek dalları da çıkarmamız gerek ki ağacımızı açalım. Ağacın içi açık olsun. İlacını güzelce alsın. Havasını, güneşini güzel alsın diye. Ağacımızı böyle dışa doğru açıp içe bakın dalla çıkartıyoruz. Ve dış tarafa bakın gözden uçluyoruz. Bu şekilde gerçekleşiyor bu damamız. Aynı bir şekilde bunlar da şu sürgünleri de alıyoruz. Bunu da bu şekilde açıyoruz. Bunu da aynı şekilde açarak içe bakın gözleri alıyoruz. Bu gözümüz meyve gözü. Bunlardan olacak meyveler. Bak, meyve gözü var ağaçta. Göz güzel. Obudan alıyoruz. Bak, şekline iyi odaklanın ağacın. Ağacın önceki şekli ve sonraki şekline iyi bak. Ağacın içi daha önce nasıldı, şu an daha nasıl? Şu dal mesela bakın. İlerleyen zamanlarda bu ağacın bu dallara engel olacak. Çünkü zaten şu anda bile çok aşırı bir engel oluyor. Bunu sıfırdan alırsak ağacın sağlığı için ve ilerleyen zamanlar için daha iyi olacaktır. Aynı şekilde bu oburlarımızı alıyoruz. Ağacımızı açıp uçlayacağımız oburları uçluyoruz. Böylelikle işlem devam ediyor. Bunu da aynı şekilde uçladık. Bakın böyle küçük ince dallara, yani bize bir zarar yok. Bunlar ilerleyen zamanlarda meyve gözü olabilir. O yüzden kalabilir. Çok da önemli değil böyle şeyler. İnce dallar. Ama dal şeye baktığı zaman içe hiçbir şekilde affetmiyor. Bakın bu dal uzasa bile ağacın içine, yani bize zarar verecek. Bunu da buradan kesiyoruz. Bunu da dışarı da bakalım gözle. Bu da aynı şekilde. Şimdi bu şu dalımıza geliyoruz. Bu dalımız biraz zamanında değişik büyümüş. Biraz çallak çallak olmuş ama halledebiliriz. Bakın. Şimdi şu dalın alınması gerek. Niye alınması gerek? Ana gövdeye çok yakın bir dal, bakın. Arasındaki boşluğa bakın. Hiç neredeyse boşluk yok. Yani bu dal, bu daldan bir verim bekleyemeyiz. Bakın şu dal, şu dalın açısı gerçekten güzel. Böyle baktığın zaman 40-45 derecenin daha fazla bir açıya sahip. Ama bu dalımız 20-30 derecelik bir açıya sahip ve çok ana gövdeye yakın. Yani bu bizi engelleyecek zamanla. O yüzden bunu sıfırdan almamız gerekiyor. Zaten baktığımız zaman da ağacımızın şeyi oluşmuş, katı, birinci katını oluşturmuşuz. Biraz değişik olsa da kat zamanında oluşturulmuş. Bu dalımızı buradan çıkarmamız bize avantaj sağlayacaktır. Bu şekilde bunu çıkarıyoruz. Ağacımız açıldı. Göze de zarar vermez. Böylelikle. Şimdi bu giden oburları da aynı şekilde alıyoruz. İçe giden ve dik giden oburları. Daha sonra bunu da uçlayalım. Üzerinde hala şey var, göz var. Bunlardan olacak armut.
armutları alabilmek için. Bunları da uçuruyoruz. Şimdi şöyle bakıyoruz. Bunu buradan kesip, eski dalı kesip yeni dalın ucundan uçlayıp diğer dalları alıyoruz ki ana gövdenin gövdeye rakip olabilecek, engel olabilecek bir tane dal kalmasın. Bunları da uçluyoruz. Bakın. Burada tekrar bir tane daha oluşturmuş oldum aslında. Yani ilerleyen yıllarda bu dallar uzayacak ve bunlardan da meyve alacağız ki buraya bir tane daha kat oluşturmuş olacağız. Bu ilk katımız. Yani buraya çıktığı zaman insan bir kat da orada olduğu zaman orada elini tutturup bir üst kata da ilerleyen yıllarda oluşturacağız. Evet arkadaşlar, bu ağacımız Williams'ti. Bu da aslında bitirdik. Gördüğünüz üzere bakın şekline şöyle bakın. Diğer arkadaşım böyle bir de şöyle şey. Şu tarafa şöyle. Yani ağaçta bir boşluk var yani. Bu ağaç büyüse bile artık mesela bir iki kata geldiği zaman şöyle yapışıp üzerine çıkabilir ilerleyen yıllarda. Bunu çok önemli bir şey. Bazı budamacılarımız hata yapıyor. Ağaçta hiçbir yol açmıyorlar. Her tarafından dal bırakıyorlar. Zaten ağacın belli bir gücü var. Yani belli bir kapasitesi var. Ondan fazla meyveyi büyütemez. Çok fazla dal ağaca zararlı. Yani belli miktarda ağacın tam kaldırabileceği kadar şey bırakırsak yan dal, ağaçın daha iyi olur. Evet, bu kadar.